İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Ermenistan Cumhuriyeti sınırları iki taraflı olarak açmak için Rusya ile birlikte çalışıyor. Lübnan'da Ermenilere yardım etmek için Ayasın adlı Pan fonunda 195 bin dolardan fazla para toplandı. Irak'ta Uluslararası Koalisyon Konvoyunun yakınında bir patlama meydana geldi. Batı Ermenistan'ın Iğdır'daki Ermeni mezarlığında defineciler suçüstü yakalandı. Batı Ermenistan'da bulunan Anıören yerinin tarihi anıtları ziyaretçilerin dikkatsiz ve umursamaz tavırlarının kurbanı oldu. Bugün Nerse Şunurali Anma Günü. Batı Ermenistan'da üreme zamanlarında insanların olmadığı ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri seçen martılar Van Gölü Havzası'nı özellikle de Adır Adası'nı tercih ediyor. Vatandaşlar tarafından Martı Adası olarak da bilinen Adır Adası'na gelen Martılar buraya yumurtalarını bırakıyor. Burada birçok Martının açlıktan öldüğü belirtilirken yoğun olarak görülen Martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Gesarya Kayseri'de ise gökyüzü tutkunları Perseid meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nın 2650 metre rakımında izledi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve OHAL Başkanı Dikran Avinyan, parlamentoda gerçekleşen özel oturum sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın sınırların ikili olarak açılması için Rusya Federasyonu ile birlikte çalıştığını ifade etti. Avinyan, bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu sınırları iki taraflı olarak açmaya hazır olduğunu kamuoyuna açıkladı. Dışişleri Bakanlığımız diğer ayarlamalarla bağlantılı olarak sınırları açmak için çalışıyor, dedi. Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen Lübnanlı Ermenilere yardım etmek için Hayastan adlı Pan-Ermeni fonunda 195 bin dolardan fazla para toplandı. Bu bilgiyi Vakfın Genel Müdürü Haykak Arşamyan çevrim içi gerçekleşen görüşme sırasında dile getirdi. Arşamyan patlamadan günler sonra şu anda 195 bin dolardan fazla paramızın olduğu fonda bir hesap oluşturuldu. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki çeşitli işletmeler, bankacılık sistemi bizi destekledi ve fonun hesaplarına para transfer etti, dedi. Vakfın icra müdürü, Lübnan'daki Ermeni cemaatinin ihtiyaçlarını belirlemek için görüşmelerin sürdüğünü de kaydetti. Haykak Arşamyan, belki paramızı eğitim alanına yönlendirmeye çalışacağız ancak birkaç gün içinde nihai bir sonuca varacağız, dedi. Assumaria'tlı adlı TV kanalı Irak İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunarak verdiği habere göre patlayıcı cihaz Uluslararası Koalisyon Konvoyu'nun geçişi sırasında patladı. Siki News Arabiya kaynaklarına göre koalisyonun lojistik destek konvoyu ülkenin güneyinde bulunan Zikar eyaletindeki Batha şehrinin banliyösünde saldırıya uğradı. TV kanalının aktardığı habere göre yaralılar mevcut değil. 2017'nin sonlarında Bağdat ülkedeki İslam Devleti terörist grubuna karşı zafer ilan etmişti. Ancak Irak ordusu, uluslararası koalisyon ve halk ordusu birimlerinin desteğiyle bazı bölgelerde gerici terörist grupların uyan hücrelerini aramaya devam ediyor. Aguk.net'in bildirdiğine göre Batı Ermenistan'ın bir şehri olan Iğdır'daki Ermeni mezarlığında kaçak kazı yapan 7 defineci suçüstü yakalandı. Iğdır Jandarma İl Komutanlığı birimleri hırsızların Aralık ilçesi Yeni Doğan Köyü'nde Ermeni mezarlığında çukur kazdığını bildirdi. Jandarma ekibi olay yerine gelerek 7 şüpheliyi tutukladı. Tutuklanan şahıslar hakkında soruşturma başladı. Bugün sadece Ahurya'nın batı kıyısındaki kalıntılarının kaldığı Büyük Ermenistan'ın tarihi başkentlerinden Ani, bazı ziyaretçilerin dikkatsiz ve umursamaz tavırlarına maruz kaldı. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Ani'nin tarihi yapılarının duvarları günümüzde ziyaretçiler tarafından boyanmakta, oyulmakta ve çizilmektedir. Tüm bunlar yazıları silmeyi ve bu tarihi yapılara daha dikkatli davranmayı talep eden bir takım hassas ziyaretçilerin öfkesini uyandırıyor. Nerses Yerkeçok, doğum tarihi 4 Haziran 1102, Ermeni Mezopotamyası. Ölüm tarihi 13 Ağustos 1173. Hromkla, Kilik Ermeni Krallığı. Ermeni kilise adamı, ilahiyatçı, şair, müzikolog, besteci, tarihçi, 1166'dan itibaren tüm Ermeniler Katolikosu. Çok ünlülüğü nedeniyle çağdaşları tarafından Şunuralı kabiliyetli üstün yetenekli lakabını aldı. Babası Prens Apirat Behlavuni'nin soylu ailesinde Ermeni Mezopotamya'sının Tulk vilayetinin Zovk kalesinde doğdu. Mersel Grigor Magistros Pahlavuni'nin torununun torunu ve 3. Grigor, Pokr ve Gayaser, Küçük Tanık Pahlavuni'nin erkek kardeşidir. Zamanının en eğitimli insanlarından biriydi. Garmir Bank Okulu'nda Piskopos de Manuk yönetiminde kapsamlı bir eğitim aldı. 1166'dan itibaren tüm Ermeniler Katolikosu, 13 Ağustos 1173'te Hromkala'da öldü ve Hromkala Kalesi'ne defnedildi. Ermeni kilisesi onu bir aziz olarak kabul etti ve anısı her yıl tercüman bayramında kutlanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Giyart Manastırı korosu tarafından seslendirilen Nerses Şinurali'nin Aravotlusu adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.